rekor kırdık. 2 saatte Topkapı'dan buraya geldik. O da ara yollardan geldi de şoför. Öyle gelebildik. Hani biz düşündük 6'da 5'te çıkarsak 7'de geliriz. Gelemedik yani. 5.30'da çıktık. Bolu ben 2 saatte Gerede'ye gidiyorum buradan. İstanbul'un hali, hakkınızı helal edin. Sizi de. Ama biz de 2 saattir yoldayız bu noktada. İnşallah. Evet, bugün sağlıklı yaşam. İnşallah 10 yaş nasıl gençleşeceğiz? Bir de alkali yaşamı anlatacağız. Son kitabım size. Yeni çıktı ilk defa. Ses yokmuş ama işte. İşin kötüsü. Ses yokmuş, mikrofon yok. Mikrofonu yok. İnşallah yeni belediyemiz inşallah daha güzelleri olacak. Evet, bizim programlarımız aslında tabii ben böyle enaniyet yine saymıyorum. Ucub ve fahra sığınarak alıştık 1000 kişi, 5000 kişi de burada böyle 50 kişi görünce biraz hani acaba salon küçük tabii yerde bu kadarmış etkinlikler. Daha ihlaslı olur inşallah böyle güzel beraberce. Ben 1900 küsür konferans yaptım, görüntülü, sinevizyonlu bu şekilde. Ama dediğim gibi Hollanda'da, yurt dışı tabii daha bu. Orada insanlar çok daha şuurlu, bunu da bilin, herkes bilsin. Hollanda'da 50 bin kişi, Lyon'da 10 bin kişi, Strasbourg'da 5 bin kişi. Berlin, Münih, Köln, oralarda da 3 bin, 5 bin kişilik salonlarda. Bizim Türkiye'de bu konferans, okuma kültürü, eğitim bunlar... Bizde statlar 50 bin kişilik, 100 bin kişilik, at oyunları 100 bin kişilik, eşek oyunları, beygir oyunları. Böyle top bir tane almış önünde gidiyor. Ne acı değil mi? Hristiyan'ın kitabında oku yok. Yahudi'ninkinde hiç yazmıyor. Öldür diyor onun kitabı, biliyorsunuz. Yahudi devamlı öldürüyor. Müslüman'ın kitabında ne yazıyor? İlk emri. Hani nerede okuyacaksın? Nerede oku demek? Yani öğret, anlat. Hani konferans salonun? Var içleri boş işte, bu kadar. Stat kaç bin kişilik, salonlar bu kadar. Ne güzel ki böyle bir yer yapıldı. Ama inşallah işleri de dolacak tabii ki. Yani içler acısı bir halimiz var ülkemizin. Müslümanlık diyoruz. Çeklerin nüfusun %98, oraya koyalım. Ben oraya oturayım bari, şey yapayım biraz ayakta. %99,99'u Müslüman. Bunların hepsi Müslümansa çeklerin de %99'u geri dönüyor. Mahkemelerde yer yok. Hapishaneler dolu birbirinin hakkı hukukunu çiğnemekten. Değil mi? Huzuru meyhanelerde arıyorlar. Düşünemeyen bir toplum. Okumazsa ne olur? Düşünemez, okuyamaz. Hastane kapılarında 10 milyon kişi şeker hastası, 14 milyon kişi böbrek hastası. 100 kişinin 98'i ilaç kullanıyor. Kafadan üretmiyorum bunları. Türkiye İstatistik Kurumu var. Devletin bir kurumu var. Türkiye İstatistik Kurumu diye. O yayınlıyor bunları. 100 kişinin 98'i ilaç kullanıyor. Bunlar aydan falan gelmiyor. Şimdi burada 100 kişiyiz ya, 2 kişi ilaç kullanmıyor. Hiç ilaç kullanmayan var mı? Hiç ama. Hiç. Hiç aspirin falan. Hiç. Hiç hayatınızda ilaç kullanmadınız. Siz de. Hiç aspirin almadım. Bir ağrı kesici falan bir gün. Antibiyotik vesaire. Ondan buradasınız demek işte. Dinliyorsunuz bu işleri. Evet, 2 kişi çıktı. Bravo. Demek %2 işte. 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 kişi. 100 kişi de 2 kişi kullanmıyor. Gördünüz işte doğrulanıyor yani. Dünyanın en çok ilaç tüketen ikinci ülkesiyiz. Nüfus ortalamasına göre. En çok ilaç tüketen. Bakın tutunacak bir dalımız yok, bunu bilin yani. Bir dalımız yok. Çantada ilaçlar var değil mi? Vardır mutlaka. Dolu değil mi onların içi? İçinde. Şeker, tansiyon.
Şeker var, tansiyon var, bağırsaklar sıkıntılı, demir eksikliğim var, elim buz gibi. Evet. Simahum fi vucuhi min eseri sucud. Simalarınıza bir şey söylemeyeyim, sen gençsin şimdi. Ama saç ileride tabii gidebilir. Evet, aftların var senin. Aft var, içeride kaçırıyor. Mideden kaynaklanan bir şey. Evet. Efendim şimdi onun için şimdi anlatacağız. Şimdi neden bu hale geliyoruz? Önce onu bir değinelim inşallah. Ben de şöyle oturayım, biraz sohbet gibi olsun. Bir ön girizgah yapayım. Daha sonra bu son kitabım Alkali Yaşam. Bütün hastalıkların ana sebebi evet, hocalar konuşurken talebeler susarmış onun için. Asitik yaşamdır. Asit. Hani mikrop diyoruz ya, halk dilinde bugün konuşacağım. Biraz bilimsel değil. Hepimizin anlayacağı şekilde. Asitik yaşam, mikroplu yaşam, toksinli, yediğiniz gıdaların çöpleri vardır değil mi? Armudun çöpü, üzümün sapı olur, posası olur ya, bunlar bedene yersiniz, bağırsaklarınızı doldurur, atamazsınız, oradan bedeniniz zehirlenir. Hocam derdi ki 3 gün dışarıya çıkamayan insan 3 günde ölür derdi. Ya hocam ölür mü 3 gün, tuvalete gidemedi adam, ölür derdi. 3 gün çişini yapma, idrarını yapama, ölürsün. Çok darbu meseleler vardır değil mi? Hani adam işte demiş, en önemli şey nedir demiş, ödül verecek. İşte o bu demiş, o demiş altın, o demiş gümüş, o demiş güzel bir kadın. İşte o demiş araba, o demiş ki tuvaleti yapmak. Atın bunu demiş içeri, bana hakaret ediyor. O da dua etmiş, ya Rabbi sen buna doğrusunu göster diye. Bir gün, iki gün dışarı çıkamıyor. Üçüncü gün diyorlar uğraşıyor hekim. Olmuyor, patlayacak adam. Efendim diyorlar, hani içeri koymuştunuz ya şu adamı. Bir çağıralım, haklıymışsın diyor. Bir dua ediyor, düzeliyor. İşte bugün asit o, bizi zehirliyor. Nasıl tuvaletlerde, umumu tuvaletlere bakın, kapıları demirdir, hepsi çürümüştür değil mi? İşte o asit, hafif sıçramalar vesaireler. Şöyle bir idrarı bardağa koyun. Bardağa koyun, içine de bir tane bir metal atın, demir. 1,5 gün içinde tamamen çürür. O sizin nazenin bağırsaklarınızı ne yapıyor? İdrar kesenizi, böbrek, böbrek sütü bezlerinizi. Bakın, böbrek sütü bezi çok önemli bir şey. Ev almak için bir yıl 300-500 milyara uğraşıyorsunuz 25 sene, alamazsınız onu. Onun için bu asitleri dışarı atmanız lazım. Sulu asitleri, öbürleri de gayta dediğimiz, büyük abdestimiz. Bunu atamayan da pis pis kokar. Böyle otobüste, trende, metroda bakın adam kokar, karnı kokar, ağzı kokar, gitmiyor. Hocam derdi ki, bir günde dışarı çıkmayan, ikinci günde gaytasını yer derdi. Gitmediği için beden istediğinden tekrar onun içinden almaya başlar. Onun için bedeniniz kokar. Hemen ne olur o? Bedeninizi zehirlemeye başlar. Saçınız dökülür, gözünüz görmez. İşte erkekliğiniz olmaz, doğuramazsınız. Kısır olursunuz, adetleriniz bozulur vesaire vesaire. Sağlıksız bir hayat. Sabahları sopa yemiş gibi kalkarsınız. İşte bugün böyle yaşamıyor muyuz zaten? Bu söylediğim gibi tablo işte. Bunun sebebi neymiş demek ki? Asitik yaşam. Asitik yaşam. Nedir asitli gıdalar? Biraz sonra anlatacağız. Peki nasıl kurtulacağız? Alkali yaşamla kurtulacağız. Ahirette sizi kurtaracak bir eseriniz olmalı. Bir eseriniz. İşte biz elimizde bunu tutacağız. Ya Rabbi dedik, sen oku dedin. Okut, öğren, öğret. Beşincisi olma. Biz yazdık 10-15 tane kitabımız. Arkadaşlar 3-5 tane getirmişler oraya. Almak isteyenler olur diye. Eser bırakmak, ağaç dikmek.
Adam yazıyor, konuşuyor, tenkit, bağırıyor, söylüyor. Twitter faiz hesabı var. Instagram'ı seni tenkit ediyor, bunu söylüyor. Maranki diyor, ne güzel reklam yapıyor diyor, kitap satıyor diyor. Ben de diyorum ki çok özür dilerim sizden. Hanım, kadın satmıyorum diyorum, kitap satıyorum yani. Siz televizyonlarda hanım pazarlıyorsunuz. Televizyonda öyle diyor, bu diyor şey de pazarlıyor diyor. Çok şükür kitap pazarlıyoruz, zencefil pazarlıyoruz. Kur'an'da demiş ki zencefiliğin, işte zettini ve zeytun demiş, and olsun ki demiş. Bir ton zeytinden ve incirden bir kilo ekstrat yapmışım. Kanser, şeker hastalarının ilacı, onu üretmişim, onu satıyorum. Çok şükür. Evet. Evet, işte dünyamız böyle. Onun için şimdi size alkali yaşamı anlatacağız. Bir insan bedenini alkali yaparsa asla hastalanmaz. Ona kanser virüsü, mikrop veren virüsü, MS virüsü, grip virüsü, hepatit virüsü, öldürücü bakteriler bedene girer, ağızdan, burundan. Şimdi elini buraya koydun. Benden önce birisi koydu, hepatit vardı burada. 8 günde terde duruyor suda. Kanda yine aynı gün yaşıyor. Tükürükte 6 gün yaşıyor. Camiye gittin, secdede adamın terinden oraya geldi, oradan sana geldi. Buran yarık, içine girdi. Bağışıklığın düşükse sürüne sürüne öleceksin. Niye? Camiye gittiğin için öleceksin. Neden? Temizlik imanın yarısıdır. O yarısına uymadığın için öleceksin aslında. Camiden değil yani. Anlatabiliyorum değil mi yani? Bazıları hemen hoca, ya bir gittim, duyuyorum sonra, camiye giden ölüyormuş dedi ya. Bu nasıl adam dedi ya. Böyle de şeyler var yani toplumda. Yani kaz diyoruz, eve gidesiye gez görüyor diyor. Hoca gezin dedi diyor. Böyle garip bir toplum zaten. Yağmurları gece yağdırırım diyor. Şimdi bakıyoruz hep gündüz yağıyor, tsunami oluyor. Niye? Ta ki kullarım mağdur olmasın diye. Sanki mağdur ediyor. Niye? Bozukluk var bizde. Yukarı giden enerjiler bizden, düşünceler kötü. Komşu hakkı yok, kul hakkı yok, ana baba hakkı yok. Yavrum diyorsun, canım yavrum diyorsun, öf be anne diyor. Değil mi? Hiç demeyeni var mı? Benim çocuğum melek gibi böyle, ben yavrum diyesiye buyur anneciğim diyen bir evlat var mı hiç? Ben arıyorum böyle. Biz eskiden annelerimize bakardık. Bizim yaşlarımız. Annelerimize bakardık. Ben babama öğlen akşam, Allah ölmüşlerimize rahmet etsin hepimizin. Öğlen giderdi iş yerinden bir baba. Akşam giderdim, alırdım şeylerini. Ve yine memnun edemezdik. Yani böyle. Bir dualarını almak için. Hep ömrümüz böyle geçmişti. Şimdi ben düşünüyorum, acaba bizim çocuklar bize bakabilir mi? Bakmaları mümkün olmadığı gibi esas tehlike o değil. Biz 60-70 yaşımızda hem onlara bakacak hem bir de çocuklarına bakacağız. Çünkü onlar çocuklarına da bakamayacak. Bu kadar zavallılar, aç içindeler. Niye? Bu anneler var ya, bu anneler. Bu anneler bir oğlu oluyor. El bebe, gül bebe büyütüyor. Elin kızı onu alınca şey gibi hiçbir yere bakamıyor, annesine babasına. Bir tarafı bu hani aldı diye. Bugünün erkeklerinde sıkıntı var. Bak kesinlikle hepinizin evladı var. Bugünün erkekleri bir aileyi, bir çocuğu idare edip onu savunup kollarının altına alacak erkek sıkıntısı var bugün. Bu da yetiştirmeyle bağlı. Anasını evde alıyor, ana eğitimi. Okula gitti mi? Okullar zaten. Okula gittikçe çocuk 7 yaşına kadar belki birazcık bizim. 8'de okula bir yolladığın çocuğu biraz böyle öf püf demeye başlıyor. Ortaokula gitti mi sana bırak anneciğim demeyi, dediğini yapmıyor. Lisede hiç dinlemiyor. Üniversitede de anarşist olup veya zaten soramıyorsun nerede falan diye. Bunlar hocam siz nereden çıkarıyorsunuz derseniz, 500 bine yakın hasta portföyümüz var bizim. 500 bin. Diyorum teyze sen ne yaptın kendine ya? Oğlum diyor. Doktor bey sen sorma diyor.
Ya ben doktor değilim diyorum. Tıp hekimi. Neyse hocam diyor. Ben doktora gittim zaten diyor. Allah bir daha eline düşürmesin onların diyor. Ya ama diyorum bu kadar senin böyle bu ya beyin damarların tıkanmış. Yani her yerinde senin sıkıntı var. Sen ne yaptın diyorum. Anlatayım mı diyor. Bir anlat diyorum. Bir anlat. Aman diyorum ben bir hava alayım geleyim dışarıda şöyle camı açıyorum. İçim darlanıyor. Çok kötü vakalar var. Eşim fizyoterapi uzmanı. Kızım Boğaziçi mezunu, uzman terapist. Öbür kızım da çocuk terapisti. Akşam eve geldiğimiz zaman mutlu yemek yiyemiyoruz. Niye? Ay babacığım ne oldu kızım? Ay bugün diyor. Ay diyor daha 4 ayken ayrılmışlar diyor işte diyor. O diyor aa sizinki ne ki diyor ayrılmış çocuk da tabii öbür kız da terapide. Böyle ay aman böyle toplum bir cinayet içinde. Bunun sebebi ne? Asitik yaşam. Adam gergin, sinirli. Beden asit olmuş. Yediği gıdadan alamıyor. Atamıyor. Girmiş içeriye çarpacak adam arıyor. Canım diyorsun işte canın çıksın diyor. Vah benim toplumum. Yazıyoruz. Tabi Rabbil Alemin adildir. Asla zulmetmez. Allah Celle Celaluhu küllü şeyin kadir olan kün feyekün hükmünce hiçbir zaman hiçbir kuluna zulmetmez. Ne Suriye'yi bombalatır, ne Irak'ı, ne Filistin'i, ne Myanmar'ı, ne Filistin'i. Hiçbir yere bomba attırmaz. Kullar kendine zulmeder. Düz yolda derdi hocam, ayağınız kayıyorsa bir bakın bakın derdi ne yaptınız? Bir şöyle işinize, elinize, gözünüz mü kaydı, eliniz mi kaydı? Vicdanda bir sıkıntı mı var? Evde hanıma ters bir hareket mi yaptın? Kapıcının çocuğunu mu ittin, kalktın? Veya ibadetlerde ikindinin hep sünnetini terk ederiz ya hani böyle terk mi ettik acaba? Bir bak iyi kuluysak bu hastalık varsa iyi. Bak büyükçe, küçük cezaları burada böyle işte çizgiye gir diyor. Biraz dışarı çıkıyorsun diyor böyle. Dozuna göre biraz fazla oluyor. Ama şükreden için. Ya hocam biz diyoruz ki ama senin dediğine bakarsan bizim mahallede öyle bir namussuz var ki hırsız, ırz düşmanı, namussuz bilmem ne hiçbir şey olmuyor adama. E tamam diyorum ona olmaz. Niye? Allah bakıyor teraziye. Evini yıksak olmuyor. Arabasını parçalasak olmuyor. Ayağını kırsak olmuyor. Öldürmüyor. Kefareti gelmiyor. Bizimkiler küçük. Küçük yerler küçük yerlerde görülür cezalar. Mesela Ağrı Patnos'ta ağır ceza yok. Ağrı'ya geleceksin. İşte bizim İnebolluyuz biz. Kastamonlu var mı aramızda hemşerilerimden? Evet. Abanalısın. Ha? Abana'da mesela ağır ceza yok. Çatalzeytin'de yok. İşte Bozkurt'ta yok. Cide'de yok. Büyük Kastamonu'da var. Büyük cezalar büyük yerlerde görecek. Bizimkiler böyle küçük. İşte ah belim, ah böbreğim, ah dalağım. Ama bunu da düşüneceğiz. Niye? Ne yaptık işte? Elimiz mi kaydı? Gözümüz mü kaydı? Yalan mı söyledik? Fitne mi yaptık? Gıybet mi ettik? Hakkına mı girdik birinin? Değil mi? Bunları düşünürsek mutlu oluruz. Yolları ne? Yolları da şu. Alkali bir yaşama geçebilmek. Alkali bir yaşam. Evet. Bu içtiğim kombu çay. Bismillah. Şimdi diyecekler kombu çay ne? 70 milyar ceza aldığım bir çay. 70 milyar kombu çay. B vitamini var dediğim için bu dönemde 2 sene önce ceza yedim ve ödedim parayı. Zencefil öksürüğe iyi gelir diye 70 milyar lira ceza verdim. Türkiye Cumhuriyeti'nin reklam rekabet üst kuruluna. Hep bizim arkada. Başında da İmam Hatipli. Bakan bilmem işte gümrük bakanı bir önceki.
Ay 40 yıllık arkadaşımız, müsteşar arkadaşım. Ben de başbakanlık başdanışmanlığı yazdım Özal'dan bu yana. Genel müdür arkadaşım. Veriyoruz hocam. Zorundayız. Niye? Kanunları yazanlar diyor böyle yazmış. Siz niye oturuyorsunuz orada? Şu an devletin bürokrasisinde %1 bile bir düzelme yok. Partililer varsa arasında, hangi partiyse, %1. Daha büyük bir zulüm altındayız. Ben X partiden aday ol dediler Turizm Bakanlığı için. Orman Bakanlığı, Tarım Bakanlığı istedim. Ol dediler. Olduğum gün 3 yerden kurumlarıma baskın yedim. Sağlık Müdürlüğü Topkapı'daki yaşam merkezimi bastı. Bilmem ne özel idare bir yerde tahsisim vardı, onu iptal etti. Aynı gün vergide, maliyede belli şeyler denetime başladı beni. Yani aşırı HDP'den falan aday değildim ya, muhalefetten, iktidardandım yani. Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Yerleşik düzen var bir devletin içinde. Bir güç var. Biz dava insanıyız. Bizim partimiz pıtırdımız olmaz. Biz ülkemize bu işi biliyoruz. Ahmet Maranki Tarım Bakanı olsaydı faydalı olmaz mıydı bu ülkeye? Turizm Bakanı olup da bu abuk subuk nataşaları bilmem neleri misafir edeceğimize, sağlık otellerimizi açsak, hastane yerine şu teyzem gelse 7 günde bunun insülünü bıraktırsak olmaz mıydı? 82 milyar dolarlık ilaç harcamamızı 8 milyar dolara düşürsek olmaz mıydı? Biz bunun için talip olduk. Bir hafta içinde bu kurumlar üstümüze yürüdü. Tabii bunlar size belki böyle bir vız vız gibi geliyor olabilir. Ama diyorlar ki bırak bu işleri. Nasılsa diyor Yahudi üretiyor bunu. Hristiyan üretiyor bunu. Al diyor oradan ürünü. Getir satsın burada. Senin ne işin var zencefili? Evet. Alkali yaşam onun için, bedeni alkali yapmak için çok önemli. İşte Kastamonu'daki yaşam merkezimiz. Her hafta sonu İstanbul Topkapı'da organik pazarımız var. İnşallah Üsküdar'da da şubemiz var. Bilen var mı Üsküdar şubemiz? Evet, Üsküdar'da Doğancılar Yokuşu'nda Kızılay'ın yanında muazzam bir dükkanımız var. Orada bu Kastamonu'daki Frank Şah merkezimiz, bu organik ürün seralarımız sizin için devamlı buralarda. Bu şey Tarım Bölge Müdürü Osman. Hiçbir şeyleri yok tabii. İşte bunlar seralarımızda, çok organik ürünlerimiz var. Alkali yaşam. Şimdi en önemlisinden başlıyorum. En sondaydı bu. En öne almış arkadaşlar. 10 yaş gençleşme. Ayın hareketinden ibret almaz mısınız diyor. Bu ibret almada detokslarımız var bizim, biliyorsunuz. 42 defa yaptık. Herkes evinde 7 gün yapabilir. Kanser hastaları 21 çeşit çözümü var. Kısırlık, çocuğu olmayanlar asla tüp bebeği önermiyoruz. Kata. Gerizekalı şaşı, ince kemikli, gözlüklü vesaire gibi pek çok, tabii hep öyle olacak değil. Önermiyoruz. Metodu var. Azospermi olsun, yumurtlama eksik olsun, şudur budur. Allah zulmetmez dedim. Her şeyin çözümü var. Bir hekim size gelip de bu hastalığın çaresi yok derse iman tazelemesi lazım. Çünkü ne demiş? Derdi verdim, dermanını da verdim. Arayıp bulacağız. Nefis yapmayıp bulamadık diyeceğiz. Onun için detoks dediğimiz bu şeyde stres, sıkıntı, kilo, 7 günlük bir uygulama evinizde yapabilirsiniz. Yapamayanlar, kamplarımız oluyor. Yılda 2 defa oluyor. İlkbahar, sonbahar. Bu kampımız 20-27'de Dolunay günlerine denk geliyor. 20-27 Aralık'ta İzmit'te Ilıca Termal'de yapacağız. 5 yıldızlı bir otelimiz burası. Oraya geliyorsunuz, eşinizle, kendiniz veya kimse. Orada 7 gün 5 yıldızlı otelde bütün programlar var. İşte lanta, helper, uygulamalar, biyorezonanslar, yataklar, detokslar, spor, yeme, içme, rejim, uygulamalar, kilo dengeleme, boy uzatma, spor, masaj, her şey var, çamur orada.
Orada istasyonda dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğiniz, bugüne kadar 20 bine yakın insanımızı misafir ettiğimiz bir yer. Orada insülini olanlar, şekeri normale döndüğü için bırakabiliyor. Kolesterol, bunlar problem değil. Bel boyun fıtığı gibi şeyler hastalık değildir. Bunlar birer oyundur, unutmayın. Artı bunun gibi daha aklıma böyle hani başka hastalık görem. Kanser dediğim gibi hiç bağışıklık sisteminiz güçlendi mi? Hiç problem yok. 21 çeşit çözümü var. Bu bir oyundur. Kısırlık hakeza. Çocuklarınız kilo alamıyor veya çok kiloluysa, işte dişlerini sıkıyorsa bir çocuk veya bir kadın, bir erkek, onda çok büyük problem var demektir. Sebebi parazitlerdir. İşte bütün bu saydığım hastalıklardan kurtulup 7 günde her gün şu kolum 1,5 kilodur. Yaklaşık 1,5, 2,5 kilodur. 2,5, 5. Bu iki kolunuzu biz sizden alıyoruz. Ama yine bedeniniz aynen kalıyor. Bütün bağırsaklarınız pırıl pırıl oluyor. Esas bağırsaklardadır problem. İnsanın hastalanmasının ana sebebi asitik bedendir. Asitik beden nerede olur? Bağırsaklarda olur. Alkali yaşam demek bağışıklık sistemi güçlenmesi demek. Peki bağışıklık sistemi nerede olur? Burada gördüğünüz gibi bağırsaklarda olur. İşte bu bağırsakların içinde gördüğünüz gibi burada ne var? Bakın bu kalın bağırsağınız, %80'i insanın bağırsağında. Karaciğer, şurası makat kısmı, her gün 7 gün bir uygulama yapıyorsunuz. Evinizde bu broşürlerimiz var mı burada? Getirdik. Giderken vereceğiz sizlere bunları broşürlerimizden ücretsiz orada. Burada detoks kitabımız da var, onda detayla. 7 gün evinizde. Her gün sabah akşam makattan su vererek, burası 8 kilo alır yaklaşık, 8 litre bağırsağınız. 8 litre, neşterle bile kesmek isteseniz kesemezsiniz bu bağırsağı. Çünkü siz bunu yapayım dediğiniz zaman o çok bilen komşularımız şey vardır ya, ev doktorları falan böyle hani böyle. Aa sapık olursun, lezbiyen olursun, yapma bağırsan patlar, yıkılırsın, ölürsün diye. Yapan var mı lavman detoks uygulamasını? Hiç patladın mı kızım? Bir şey oldu mu? Mutlu musun? Siz yaptınız. İki kez. Nasıl, mutlu musunuz? Hiç mutsuzluğunuz oldu mu? Süper. Evet. Bak. Yirmi yaş daha gençleştiniz işte. Maşallah. Her detoksta 10 yaş gençleşiyorsunuz. Ben bunu çok dinledim insanlardan. Bir kampa erkek, Abdullah arkadaşımdı, çok önemli biri. İkinci kampa, karısı inanmıyor bu şeylere. Aa işte boş şey bunlar, odur budur. İkinci kampta hanımı anlatıyor. Bir gün diyor kapı çaldı diyor, sabah diyor. Kim o, kim o? Ben Abdullah. Bakıyorum diyor, sen Abdullah değilsin diyor. Ya hanım aç, ben Abdullah'ım işte. Hayır diyor, sen Abdullah değilsin. Bunu 100 kişinin, 200 kişinin içinde anlat. Bir geldim ki diyor, adam 7 günde değişmiş. Olur mu? Oluyor değil mi? Oluyor mu kızım? Denemeden bugün çok güzel bir, yine 14 kere kampa katılan, Arabistan'dan katılan böyle bir gruplar var. Bütün dünya bu işleri biliyor. Şu anlattığımı var ya, dünya benim bu anlattıklarımın %95'ini biliyor. Dünyada bilmeyen bir ülke var bunu. Neresi biliyor musunuz? Türkiye. Türkiye'de ilaçlar, hastaneler böyle devam edip gidiyor. Fast foodlar, AVM'ler işte böyle. Sürüne, sürüne, sürüne yaşayan bir toplum. Lübnan bu işi uyguluyor. Bulgaristan'da herkes bilir. Rusya zaten sidikle tedavi, sülükle tedavi, bitki hastaneleri, tuz dağlarının içinde tuz otelleri, Nahçıvan dibimizde. Bir sene önce Nahçıvan'a davet aldık Cumhurbaşkanı'ndan, 100 kişilik grupla Tuz Dağı'nın içindeki, dağın içindeki Tuz Dağı'nda detoks yaptık. Kim katıldı biliyor musunuz? Böyle halk falan değil, bakanlar katıldı, devlet başkanları. Bizim devlet başkanları ne yapıyor, bakanlar? Memorial Acıbadem bir hospital'larda sürüne sürüne gidiyor.
Sen ona bir cevap ver. Adam seni arıyor evde, bak evde sıkıntı olmasın. Evet. Bu detoksu bakın. Bugün alkali yaşamın en büyük şeyi. Şimdi hastalıklarınız, sualleriniz olacaktır. Her sualinize cevabım bu. 7 günlük uygulama evinizde. Yapan işte 2 kişi var. Koca salonda 2 mi ya? Başka yapan yok muydu bunu? Lavma yapmadım. Evet. Efendim? Böbrekle hiç alakası yok. Yapabilirsiniz. Onları söyleyeceğim. Şimdi ah işte ah böbrek nakli. İşte çıkıyor. Adama diyorsun bunu içme, bunu yeme, bunu yapma. Bak bu böbreğin gidiyor diyorsun. Yok olsun diyor, sıraya girerim böbrek alırım. Uydu mu uyumadı. Uydu sonra diyaliz, sonra böbrek, sonra tekrar hastalık. Doğru yaşa ya. Şu suyunu iç ya, şu alkali suyu iç ya, şu alkali yaşamı öğren ya. Öğren ya. Evet, demek ki şimdi buradaki hastalıklar, bütün karaciğer, hepatit B, C, akciğer, verem, tüberküloz, kalp, damar tıkalı, 20 tane, 10 tane, 5 tane kapak probleminiz var. %60 tıkalı, asla ameliyat olmadan önce bunu bir deneyin. Ameliyat demek yarım adam demektir. Koşamazsın, gülemezsin, cinsel ilişkide bulamazsın. Yapamazsın, patlayabilir, çatlayabilir diye. Oynama yok. Hiçbir şey yok. Türkiye'de ölümlerin %40'ı kalp damardan, biliyor muydunuz? Yılda 1000 ölüm var desek ki yaklaşık. Hadi bırakın onu, 365 bin kısa hesap olsun. Ölüm var ki fazla, iki katı. Günde 1000 kişi ölüyor bak. 1000. Bunun %40'ı, 400'ü kalp damardan. Siz hiçbir ana haberde, televizyonda bir gazeteci bir günde 400 kişi kalp damardan ölüyor diye haber duydunuz mu? Duyamazsınız. Ama trafik kazasında 10 kişi öldü diye haber yapıyorlar, değil mi? İşte PKK bombaladı, bunu yaptı diye haber oluyor. Bunlar hep oyun işte, algı, operasyon, beyin kontrolü. Mankurtlaştırma, nihayet Cumhurbaşkanı söyledi. Yıllardır diyor, düşünemeyen bir toplum, aptal bir topluma işte böyle 3 kişi kazada öldü, 4 kişi burada öldü. Bana ne ya? Sivas yolundaki kazadaki İstanbul'a niye haber veriyorsun bunu? Algı operasyonu. Çünkü o günde 400 tane kalp damardan ölenin haberini yaptırmayıp yine %20.1, %20.2 kanser ölümleri. Günde 200 kişi kanserden ölüyor. 3 gün bu haberler verilse millet çekinir, hemen başlar düzelmeye. Algı. Millete dizi seyrediyorlar, koşuyorlar. Bugün ne? Pazartesi. Ne dizisi varsa bugün. Bugün hangisi var mıyım? Paramparçam var. Paramparçayı izleyeyle paramparça oldu toplum. Geçen yıl depresyon, bir önceki yıl. %26 artmış. Niye biliyor musunuz? Bilhassa 40 ile 65 yaş üzerinde yapılan araştırmada depresyonun %76, stres, kaygı, endişenin sebebi ne biliyor musunuz? Yaprak dökümü. Döküldü toplum, döküldü gitti. Ahlaksızlık %12, fuhuşta artış olmuş. Kocasını karısını aldatanlara yine istatistik yapıldı, bir grup bu. Bunun da sebebi ne biliyor musunuz? Fatma Gül'ün suçu ne? Bu diziyi izleyen. Hakikaten böyle. Suçu belli zaten, ne olduğu bunun. Bunları izliyoruz işte. Bunları izliyoruz böyle. Adama diyoruz Ertuğrul'u izliyor musun? Tarihini öğren. Ne o diyor? Nerede? Ben TRT izlemiyorum diyor ya. Bak. Muhteşem Yüzyılı. Aa onu izliyorum diyor falan diyor. Yalan. Kocaman bir yalan. Hiçbir yerinde doğru bir tane hiçbir şey yok. Ahmet Baranki bugün olduysa 2000 konferans, 750 tane ürün ürettim sizin için. 800 canlı yayın yaptım. 100 kişinin 48'i bir dizi dinliyorsa, doktor hocam Profesör Doktor Sabahattin Zaim, Nevzat Yalçıntaş, Turan Yazgan, Ömer Aksu Türkiye'nin duayenleridir. Başbakanların, cumhurbaşkanlarının da hocalarıydı. Oğlum bunlar ne derse, bu ülke düşmanları tersini düşün derdi.
Evet. Onun için demek ki kalpten geldik. Sakın gidip hemen bir yerinizi kalp damarınızı 3 ay içinde açabilirsiniz ama ameliyat olup bir anjiyoya girdi mi sizi bırakmazlar zaten. 4 dakika içinde oturduğunuz yerde anjiyonuzu yapabiliyoruz makinalarımızda. Oturduğunuz yerde anjiyo yaparken bedene verilen kimyasalı atmak için sadece 5 sene lazım. Mide, midenizde ediyorsanız, yanma varsa, doktor size reflü dediyse kansere doğru gidiyorsunuzdur. Ventikülü kaçak yapıyordur, özofaguzunuzda sıkıntı vardır. Helikobakterdir sebebi. Tıp asla helikobakteri öldürememiş. Helikobakter testi konulan var mı aranızda? Dedi, düzeldi mi? Üçlü tiroya verdiler, 3 tane antibiyotik. Efendim yani bizim tabii kurumlarımızda doktorlarımız çalışıyor. Ben soruyorum hocalarıma, diyorum hocam var mı işte? Yok hocam diyor, baskılanır diyor. 7 gün içinde helikobakteriniz ölür. Ben öldürmüyorum. Kainat şifanesinde Allah'ın yarattığı kişniş, meyan kökü, kudret narı. Kullan bunları, bak hayatın nasıl düzeliyor, bir daha öğürüyor musun? Denemesi bedava. Olur mu? E bir dene ya. Bir dene ne olacak ki yani? Bunun çayını içsen, tabletini alsan 50 lira 100 lira harcarsın 3 ayda. Gidip ameliyat olup mideni aldırmaktan daha kolay değil mi? Bunun da çözümü var. Yine aynı şekilde. Böbrek. Bütün hastalıkların, ilaçların kullanımında böbrekler yok olur. Süzemez. Böbrek filtreleri, böbrek havuzunuz hasar görür. Böbrek üstü bezleriniz hakeza yine aynı şekilde. Böbrekleri açmak için de zencefil, zerdeçal, yoğurt otu gibi ürünlerle de böbreklerinizi, taşlarınızı, kumlarınızı, her şeyinizi dökersiniz. Böbrek bana göre en önemli organ. Atamadığınız zaman, yani kalp o kadar önemli değil. En önemli organ karaciğer, sonra böbrektir. Karaciğer olmayınca zaten hiçbir şey olmaz. Tabii bunlar oranları %1-2 yoksa hepsi önemli organ. Yoksa Allah malayani bir şey yapmazdı. Evet, böbrekleri de orada tamamen böbrek hastaları tansiyonun sebebidir. Bunun için evet tuz yemeyin diyorlar. Peki tuz yemezsek ne olacak? Tuzsuz Deli Bekir. Duydunuz mu hiç? Tiyatro sanatında. Niye Deli Bekir demiş? Tuz yemediği için. Şimdi hangi doktora gitsen tuz yeme diyor. E peki bizim plazmamız tuz, ana rahmi tuz, kanımız tuz. Tuz dediğim onların tuzu değil, rafine tuz yemeyeceğiz. Hangi tuz? Kristal tuz bak, beyaz. 84 tane kristalize olmuş kaya tuzu. Hani inekler güçlü olsun, koyunlar doğursun diye yalatıyorlar ya. Ya inek kadar kıymetimiz yok mu bizim bu toplumda ya? Ondan kimse hastalanmıyordu. 84 mineral var. Her gün yalayacaksınız bunu. Yalayın kurtulun. Yemeklere, her yere. Sularınız niye bozuk sizin? Biraz sonra bakacağız. Bir bardak da musluk suyu arkadaşlar getirsinler. Onu da ölçelim. Görelim bakalım. İbraniye'nin suyu nasılmış. Evet. Tiroidler. Tiroidlerde paratiroid, hipertiroid, kist, nodül, sonu kanser tabii ki. Bunun da sebebi yine kalsiyum eksikliğidir. Kadınlar adetten kesildi mi kalsiyum hemen doktorlar süt için der. Çok büyük bir yalan. Dünyanın en büyük yalanlarından birisi tuz yemeyin. Kristal tuzu her gün 4, 6, 8, 12 gram kilonuza göre yiyin. Tuz, kristal tuzu, yiyin. İkinci büyük yalan da süt için. Asla 2 yaşın üstünde hiç kimse süt içemez. İçemez. Siz hiç 3 yaşında çocuğun meme emdiğini gördünüz mü? Var mı aranızda? Yani işte yani milyonda 5 kişi yani. Ama doğru değil. 2 yaşına kadar emer çocuk. Ondan sonra emmemesi lazım. Onda da bir takım sıkıntılar olur.
İneğin danası da emmez. Ben dün Kemerburgaz'da manda çiftliğine gittim. Yeni doğanlara kendi şeyini veriyorlar. Belli yaşa kadar. Ne yapacağız sütten? Kefir yapacağız. Hazır değil. Müthiş bir gıda. Çocuklarınıza mama gibi kullanabilirsiniz. Artı kaynamış peynir yapacağız. Artı evde yapma yoğurt yiyeceğiz. Sakın ha sakın 3 günde bozulup sulanmayan, ekşimeyen yoğurdu hemen çöpe atın. Çöpe atın. Ekşiyen yoğurt bakteri üretiyordur, sağlıklıdır. En sağlıklısı ise çökelektir, kaynadığı için. Piyasada satılan peynirlerin %99'u kaynamadan 40 derecede mayalanır. Onun için salamura, tuzlama zeytin peyniri yiyeceksiniz. Peynir yiyen böbrek hastası olur, mide rahatsız olur, afyon gibidir süt, uyuşturma yapar. Süt tehlikeli bir şeydir. Şimdi diyeceksiniz ki bu okullarda niye süt veriliyor? Onu da siz sorgulayın. Bunu ben demiyorum. Profesör Ahmet Aydın, Allah rahmet eylesin, bitki kimyası ana bilim dalı başkanı. Rahmetli oldu. Canan Karatay Hoca söylüyor, Koray Hoca söylüyor. İşte Ahmet bilmem Rasim söylüyor. Ha bunlar da emekli olunca söylemeye başladı. Görevdeyken hiçbiri söylemiyordu. Ben iki öğün yedikçe benimle aldanıyorlardı. En son diyordum ki Peygamber Efendimiz böyle demiş sallallahu aleyhi ve sellem. Susuyorlardı. Dinle bilimi karıştırma diye. Dinsiz bilim olur mu sekülerist bilim? Bu toplumu böyle öğrettiler. Evet, idrar kesesi, boşaltamama, prostat vesaire. Yine prostat, kadın hastalığı, kist, miyom, iltihap, işte erkeklik vesaire, doğuramama, sperm eksikliği, azosperm. Yine bütün bunların sebebi bedeni alkali yapmak. Onun için de bu detoks dediğimiz bu uygulamayı yapmamız lazım. Burada gördüğünüz bu hastalıklar sizde varsa tiroid, karaciğer, safra kesesinde taş asla düşmez derler. 300 taşı da düşürebilirsiniz. Binlerce düşüren olmuştur. Maranki.com'a girin izleyin. Kalp damarı açılır, akciğer düzelir, mideniz iyileşir, dalak temizlenir. Şeker hastaları insülinli hapını bırakır, böbrekler tamamen ilacı bırakır. Cinsel organlarınızda tamamen ikinci, üçüncü gün ilişki kuran insanlar. 20 günlük benim en az 200'e yakın torunum vardır. Maranki.com'a girerseniz o yürüyen, koşan, adı Ahmet olan onlarca çocuk görürsünüz. Ve bu doğan çocuklar detokstan sonra doğarsa hiç hastalanmadan büyürler. Olur mu? Biraz vakit ayırın. O çocuklarımız var ya evde. İnternet kullanamıyorsanız. Ayşe aç bakayım şu şeyi. Maranki.com'a bir gir. Maranki TV var. Aç Maranki TV çocuk yaz. Çocuk. Çocuk problemi. Çocuğu olmama yaz. Hemen çıkar orada. Bir izleyin onu evde. Bak 10 kişinin 3'ünün çocuğu olmuyor şu an. 6 kişi de büyük tedavilerle oluyor. Hocam derdi ki organı kullanmazsan körelir oğlum derdi. Şimdi evlendiriyorsun çocuk büyüttük okuttuk bin bir zorlukla. Hadi bir de bir kız bulduk veya o aldık işte bir kız aldık diyelim. Aldık bekliyor yani. Sizin anne söylüyor. Ya o çalışıyoruz anne işte diyor falan. Adam diyor ki işte oğlum ne oldu bizim torun diyor. Ya baba diyor. İş var biraz para biriktirelim. Halbuki olmuyor. Bu ara gizli gizli kimse duymasın diyorlar. O tüp bebek bu tüp bebek senin oralar buralar geziyorlar harıl harıl. Baba aydan bahsetmiyorum ha bizim çocuklardan bahsediyorum. Şu anki çocuklardan. Dolaşıyorlar ediyorlar. Tüp bebekte tutturan 500 milyon spermle oluyordu. Bir Çernobil patladı 250'ye düştü. Bir Japonya patladı 100 milyona düştü. Hava su kirlendi. Şimdi böyle 10 milyon spermi olanı o diyorlar çok iyi. E hiç olmayan da tüp bebekte kör, sağır, dilsiz böyle eğik bükük bir sperm buluyorlar 2-3 tane. Onu alıp donduruyor. Doğan da böyle oluyor. Öyle eğik falan bir şey oluyor. Sonra eline alıyorlar. Aa bizim çocuk oldu falan böyle kedi yavrusu gibi.
O büyüyene kadar zaten gelin hanım deli oluyor. İkinciyi doğurmuyor. Böyle bir alem. Bak Türkiye'den bahsediyorum ha. Tablomuz bu. Bunları nereden öğreniyorsunuz? Bak bugün işte 5:30'da yarım saat geciktik hasta yüzünden. Gelmiş adam ipini koparmış. Daha kapıda kesti önümü aşağıda. Hanımı almış gelmiş adam. Ya bir randevu al bir şey yap. Kanser. Hocam diyor sen ateş düştüğü yeri yakar. İşte bilmiyor ki o. İşte biz de diyoruz ki ateş düşmeden şunları öğrenin bak. Bedava buraya gelmiş hoca. Belediyemiz bak ne güzel böyle. Ümraniye Bey böyle bir hizmet yapmış. Var mıydı eskiden bunlar? Yoktu. Ya ne güzel. Onun için ben Ümranlı Belediyesi'ne ve Kültür Müdürlüğü'ne bir alkış istiyorum. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Güzel bir çalışma yaptığı için. Evet, işte bütün bu hastalıklardan kistim var, miyomum var. Sakın kistini aldırayım derken rahimin bir kısmını alıyorlar. Bak haberiniz yok. Bak alıyorlar beni iyi dinleyin ha. Kızık yarı kızık kısrağı olanlar. Böbreği bilmem ne diye alıyorlar. Adama dedik senin böbreğin niye yok? Düştü bayıldı. Bilmiyormuş adam böbreğinin alındığını. Tüpün yarısı yok. Doktor diyor ki bizim makinamıza girdiniz mi oturduğunuz yerde. Aynı bu ekranda aynısını görüyoruz biz. Epikrizine oku diyorum doktora okuyor. Yok diyor hocam söylemedi rahim ameliyat falan geçirmemiş falan filan. Ne yapmış? Yarısı böyle eğik. Yani şurası yok diyelim işte bir şey. Niye? Ya ben kistten ameliyat oluydum. Ne oldu? E bu kist diyorum kızım bunun üstüne yapışık. Şuraya böyle. E bunu kazırken ne yapıyor buradan? Geçirdi mi? Şuradan gidiyor biraz. Hadi sen bekle sonra ne oldu? Dikmiş haberi yok. Ne oldu dedim böbrekçi. Ya ben dedi bir trafik kazası geçirdiydim. Hastaneye gittim dedi. Ameliyat etmişler dedi. Yaralandın diye dedi. 5 yıl sonra bize gelince öğrendi böbreği olmadığını. Bu mafya tabii. Yani siz de bir gün böyle kanınızı bir yere verdiyseniz, kanınızı verdiyseniz, kemik iliğiniz öğrenildiyse, hani bir ara Türkiye'de oldu ya kan lazım diye kemik ilikleri yurt dışına gönderildi. Türkiye'de demiyorum. Kemik iliğiniz, sizin de çok özellikli bir kanınız varsa, iliğiniz de bilmem ne Rockefeller'ın oğluna tutuyor da onun da böbrek ihtiyacı varsa, atıyorum sen bir gün bir yere bir tatile davet edilirsin, orada bir kaza geçirirsin, araba sana çarpar. Hastaneye düşer. Olur mu? Senaryo değil, olur. Siz Irak'ta niye savaş var sanıyorsunuz? Ne var Irak'ta? Nerede petrol var? Yok canım, nerede petrol? Suriye'de ne var? Yüzlerce kişi. İzleyin bak eskiden Kurtlar Vadisi'nde falan işliyorlardı bunları. Bu çocuklar toplanıyor. Ah benim insanıma. Ya hocam sen de öyle bir senaryo çizdin ki. Evet gerçek bunlar. Düşünün biraz. Ben size bugün bir düşünce think tank yapıyorum. Efela takilun diyor. Yetefekkerun diyor Allah Celle Celaluhu. Ey kulum diyor sen hiç düşünmez misin ya? Sen hiç ibret almaz mısın ya diyor ya şu hadiselerden. Yok hocam biz almıyoruz diyor. Duvara 3 kere çarpıyor adam niye çarptım diye düşünmüyor. Düşüneceğiz biraz. Evet devam ediyoruz. Onun için bunlar çok çok önemli. Sakın ha sakın diyorum. İşte bütün bunlar bu detoks nasıl olacak? İşte böyle kamplarımız oluyor. Otellere geliyor insanlar. 7 günde her akşam beyin yıkama yapıyoruz. Biz de beyin kontrolü. Bozulan beyinleri düzeltiyoruz diyelim yani anlatmaya çalışıyoruz. Bunlar dünyanın her yerinden geliyor. Çoğu yurt dışı. %60'ı kamplarımıza katılanların yurt dışından geliyorlar. Çünkü oralarda bu işler biliniyor. Her gün sabah sporlarımız var. Beden uzatma. Boylarınız 1-2 santim uzayabiliyor. Kaslarınız, kollarınız. Yani bunlar çok uzun şeyler tabii ki. Yine 36 bin lirayla check-up'larımızı yapıyoruz.
İşte bu teşhislerimiz böyle organlarınızda. Auralarınızı ve şakralarınızı görüntülüyoruz. Allah'ın nurası. Tüm organları tarama, her türlü şakra, epifiz, hipofiz, tiroid, kalp, mide. Yani olağanüstü şeyler uygulanıyor. Bunları da hepiniz evinizde yapabiliyorsunuz zaten. İşte doktorlarımız, milletvekillerimiz, düşen safra kesesi taşları, çamurlar, parazit torbaları. Sadece şu torbanın içinde 300-400 tane kurt var. Bunların içinde yine torba torba her gün böyle resim getiriyorlar sabahları. Lavman yapmazsanız bunlar çıkmıyor tabii. Bunun gibi daha onlarca böyle, işte fasulye gibi böyle 15 metrelik tenyalar. Çocuğunuz dişini sıkıyorsa halsiz, dökük, yıkık böyle. Zayıf insanlar olur. Tahta gibi kilo alamıyorum der. Onu yiyen kurtlardır. 10-15 metrelik domuz solucanları. Bunların böyle dış kabukları. İçinde tabii yavruları falan da vardır. İşte böyle göstermek istemiyorum. Evet, kader ömrümü değiştiremezsek de sağlıklı yaşamak elimizde diyoruz. Evet. Ama ses yokmuş. Maalesef inşallah ses sistemi kurulacak. O zaman şey yapacağız. İstanbul Topkapı'daki yaşam merkezimiz. Randevuyla görüş alınıyor. Gelebiliyorsunuz. Bakırköy'de merkezimiz var. Bir de Kastamonlu olduğumuz için Kastamonu'da gördüğünüz gibi. Ayak detoks uygulamalarımız var burada. Evet, Üsküdar'da çok güzel. Evet, burada gördüğümüz gibi şu Üsküdar'daki merkezimizdeki tuz odalarımız. Yakında açılışımız olacak. Kastamonu şubemizin açılışı. Topkapı'daki yaşam merkezimiz yeni. İnşallah organik pazarlarımız. Biz bu bütün bilimsel çalışmaları Hollanda Vakfı, Türkiye Hollanda Vakfı çerçevesinde ve bilim buluş adamlarının genel sekreteri olarak enstitünün de başkanlığını yürütüyoruz. 750 ürün ürettik. O kadar vakıfta, dernekte başkanlık yaptık. Daha Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir tane üretilmiş ilacı yok. Bir tane. Bir aspirin bul ya. 150 bin doktor, 50 eczacı, bu kadar şey. 200 üniversite var. Bir tane ya. Bir tane 8 barkodlu bir şey üret. Yok. Johnny'nin, Hans'ın, Ivan'ın şeyleri. Ahmet Maranki 750 tane ürünü patentledi Türk mühürüyle. Üretti. 750 soruşturma geçirdik. Vah ülkem benim vah. Vah benim ülkem vah. Git diyorlar bu ülkeden. Bütün ürünlerimizde helalen tayyiben GİMDES sertifikamız var. Mesela siz şimdi gidiyorsunuz GNC, işte Origin bilmem ne bir takım kremleri Solgar'ın alıyorsunuz, omega 3, işte balık yağı bilmem ne çocuklarınıza, değil mi? Çok faydalı, kimler alıyor bakayım? Var da kaldırmıyorlar. Sen alıyorsun sanki, değil mi? Ha. Ha. Alın alın omega, Solgar'ın, değil mi? Enway'in, ha? Bu Enway'de büyük bir aldatma içinde. Solgar mı? Solgar. Efendim onu içtiğin zaman domuz solucanını alacaksın. Jelatininde domuz olduğu için. Tamam mı? Enway diye de bir şey var. Başörtülü Müslüman hanımlarımız. Bunları helal diye veriyorlar. Helal yetmiyor. Tayyiben de lazım. Temiz olması lazım. Yani hayvanı sadece Bismillah diyerek kesmek değil. Onun yediği gübrenin, mayanın, yemin içinde domuz kemiği var mı? Ölü kanı var mı diye buna bakmanız lazım. Aldığınız omega 3 spirinolar, yosunlar vesaireler, yediğiniz peynirler, yediğiniz çikolatalar, bisküviler, yoğurtların mayaları, ekmeğin içinde kıl yediğinizi biliyor musunuz? 920 emilgatörler, açın listeye bakın. Kıldan yapılıyor, kabarmaz yoksa. Bütün mayalar acaba jelatinli mi? Yumuşak mayalar. Niye evinde dört tane atıyorum kolumu gördüm. Yeşim taşı. Bir tane yeşim taşını at şeye. Yoğurtun içine mayalasın. Olmadı. Dört tane nohutu geceden koy şeyin içine. Dört tane nohutu.
Sabah onu çalkala çalkala çıkart, yoğurdun içine çök, mayalasın ekmeğini. Öğrenmediniz mi daha bunları? Kim biliyor yoğurt, nohuttan maya yapmasını? Nispeten biliyorlar. Efendim? İstersen yazılı vereyim, sen şey yap da öyle şey yapayım yani. Evet. Niye turşuya nohut koyarlar? Ha, mayalasın diye değil mi? Bak. Bak bu insanlar düşünse bulacak işi ama meşgul, dizi var, dizi. Dizi var. Diziler var böyle. Diziler var. Var. Maranki.com'a gireceksin. Orada detayı var. 1 kilo, 2 kilo. Suyun içine nohut atıyorsun. Bu kadar basit. Azıcık tuz koyuyorsun. Birazcık şeker koyuyorsun. Karıştırıyorsun. Oldu sana maya. Detayları sitelerimizde var. Ücretsiz. Kitaplarımızda var. Sitemizde yazıyor. Demek ki bir yerde helal belgesi yoksa buraya helal de koyun arkasına. Koşer belgemizi de koyun. Helal, koşer ve gimdes belgesi. Mesela kullandığınız saç boyaları, kanserin ana sebebi. Bütün düşüklerde, tiroid kanseri, meme kanserlerinin %85'inde saç boyalarından. Kullandığınız şampuanlardan kaynaklanıyor. Vah benim millet. Borcu mu var anlatsın derken? Hocam lütfen anlatır mısınız rica etsem falan diye, hani biraz böyle desen Şevkel Cezi anlatsın ya. Anlatsam köle gel buraya, tak ip de bağlı boyuna böyle toplum. Anlatacağız kardeşim, anlatacağız. Buraya onun için geldim. İlmin zekatı kolay değil öyle. Öyle kıldığımız namazlarla, öyle tuttuğumuz oruçlarla, öyle 50-60 yaşından sonra bilmem nifastan kesil, işte artık içki içemez ol, şunu yapamaz ol, işte harama gidemez ol, bir de hacca git. Bizim kitapta öyle cennet yok. Yücahidûne fî sebilillah diyor. Geleceksin buraya, çoluk çocuğunu, evini, sıcak odanı bırakacaksın. Geleceğim burada, anlatsın ya diyene bağışlığına diyeceksin, anlatacaksın. Sordu mu ne yaptın Maranki? İlmimin zekatını verdim diyeceğim inşallah. Rabbim hepimizi sizin en hayırlınız, insanlara en faydalı olanınızdır noktasında insanları, Allah'ı razı etmekten geçer inşallah diyorum. Zorlamayın, alkışlamayın ya. Siz benzin falan yakıyordur sakın. Zorlamayın. Ne anlatacaktık? Efendim bütün sabunlar, bütün şampuanlar kostik olmadan köpürmez. Bu da saçı döken, cildi döken, bedene içine giren kimyasal maddedir. E hocam eskiden, eskiden geven otundan köpürtücü saponin maddesi elde edilir. Arap sabununun, sabun tozunun ve sabunların içine bu konurdu. Bu köpürtürdü. Emilgatör ve kimyasal kullanılmazdı. Ama bu milleti öyle bir mankurtlaştırdılar ki, çok özür dilerim tabii, kısa manası aptal. Laştırdılar ki bunları düşünemeyen, Kur'an'da düşünmez misiniz diyor ya, Allah'ın haram kıldığı 124 bin çeşit hayvanatın birisi domuz, bana domuz yemiyorum diyen diyor musun? Peynir yiyor musun? Ekmek yiyorsun? Çikolata da yemişindir arada bir. Yani değil mi? E-471. Ney? Jelatin. Yazmıyor onu domuz diye orada.
E471 var diyor. E121 diyor. Sana şimdi kene versek buraya, kırmızı böyle bir kene. Yer misin onu? Yiyorsun her gün. Reçel yemedin mi hazır reçel piyasadan? Yani mesela kola içtin mi, kola iç? İçtiniz. Oh, keneli bol bol kırmızı rengiyle. Hay niye ay diyorsunuz? Yazmış adam üstüne. E121 demiş. Bugün hala evine kola alan varsa evladına, kendine ve vatana ihanet ediyordur bana göre. Ya hocam bir dakika, sen de artık yani çivi çıktı hocam. Coca-Cola açıklamış, paramın diyor bütün gelirini İsrail'e bağışlıyorum. Orada bir Müslüman kardeşine bir top atıyorsa, ona sebep olduğun için es sebebi kel fail hükmünce sebep olan işleyen bir gibidir, buyurun işte. Artı o çocuğun obez olacak, artı alkol alıyorsun, artı uyuşturucu kullanıyorsun, artı kamin kenesini yiyorsun, kenenin adı da var. Vah benim milletim, vah. Vah. Türkiye'de obezite salgın hale gelmiş. Ne demek? 100 kişinin 52'si obez. Obez adamın çocuğu da olmaz, erkeklik olmaz. Niye Alman çocuklarına Dunkof derler, değil mi? Niye? Cips yediği için. Şişmiş. Almanya'da doğurganlık geri gidiyor. Her yıl. Niye? Doğuramıyor. Şimdi bize yolladılar bu cipsleri, patsları. Bunların hepsi hibrit, epter. Brezilya'dan, Arjantin'den geliyor. O Fatma teyzeler var ya hani, yaşmaklı falan. Aa diyor işte, cips, patates. Ölemeyecekler. Sürüne sürüne. Çünkü o hani çocuklarımız hastalanıp kanser olur. Allah diyor bu sebep olanların diyor, lanet olsun. Bunun hepsi bunu, onu taşıyan, getiren, üreten, bakkalında satana da. Satana da. Hocam sen şimdi iyice işi azıttın. Satmayacaksın. Bakacaksın E471 yazıyorsa bunda domuz var. Sebep olamam diyeceksin. Bak, peyniri kaynamadan satmayacaksın. Kolayı satmayacaksın. Ben soruyorum mesela, kardeşim bira var mı? Yok abi be diyor. Tamam diyorum, o zaman bana diyorum iki tane şey ver burada. Bira var mı diyorum, var abi diyor. Tamam sağ ol diyorum, teşekkür ediyorum, oradan almıyorum bunu. Niye? Şerri yaşatacağım. Almam. Şimdi domuz satışı serbest bırakıldı dün Türkiye'de. Emülgatörler de serbest oldu. GDO'lu satışlar da serbest şimdi. Hanginizin sesi çıktı? Hepiniz bir partiye oy attınız değil mi? Atmadınız mı sene oy? O partinize gidip de bir dakika ya, bu GDO'lu mısırı, ayçiçeğini, sen hepsini serbest bıraktın. E olsun, biz ama onu şeye bıraktı işte, ülkemizde olmuyor da hayvan yemi olarak. E peki bunu hayvan yiyince, benim koyun bunu yiyince, ben bunun etini yiyince ne olacak? Bir. İki. Acaba adam burada yem fabrikası var, bunu bu tarafta o mısır patısı diye bize sunabilir mi? Hocam neler olmuyor ki? Zeytini karartmak için demir pasına atıyorsa, biberin içinde kiremit tozu çıkıyorsa, geçen Spirulina gittim Fatih'te, bir marka, bilmem ne, aslan soyadı, neyse, işte şey satıyor, Türkiye'de var ya, bir ara Ömer Coşkun, Eraslan falan böyle meşhurdu. Girdik içeriye asistanlarımla, ben önüme bakıyorum, bunlar soruyor, böyle döneyim. Spirulina kaç para dedi? 40 lira dedi. 3 tane alırsanız dedi, bir tane bedava dedi. Pahalı dedik ya. Tamam dediler, biz size 30'dan yapalım. Ya çok alacağız, 20'ye verelim. Sonra ben merhaba dedim. Aa hocam. Dedim niye ucuz bu ya? Vallahi dedi kampanya yaptık dedi falan dedi. Benim spirulinam kaç para? 69, 70 lira. 70 lira. Ne bu? Yosun. Göllerin içinde yetişir. Göle bütün pislik de aksa, her türlü kötü şeyler aksa da
O yosun o pislikleri yediği için göl temiz kalır. Düşündüm ben, Allah düşün diyor ya. Dedim ki ya bu yosun bu pisliği yiyorsa ben bunu içime atayım, benim pisliklerimi yesin. Bir attım, 62 bin sayfa bilgi çıktı. Şimdi herkes, elim ayağım buz gibi, saçım dökülüyor, gözüm görmüyor, cildim bozuk, sivilcem var, kadınlığım yok, erkekliğim yok, amino asitim düşük, B12'm yok. 3 gün atın, eliniz ayağınız ısınmaya başlar, cildiniz pırıl pırıl. Ama hangisi bu? 69 lira olan spirulina bu, hakikisi. Öbürü 20 lira, şimdi ben hesaplıyorum 30 gramdan. 30, 60, 90 gram mercimeğin kilosuna bakıyorum ben şimdi. Acaba mercimek mi koydu? Yeşil mercimek var ya, uyuyor şimdi ona. Mercimek de yetmiyor parası. Mercimek daha pahalı. Bulamadım içine ne koydu. Sonra ilgili yere suç duyurusunda bulundu. Küspe çıktı içinden. Yasaklandı. Ama yine siz onları almaya devam ettiniz. Hacı amca gece dinliyor, işte 50 yaşa gelmiş, performans bilmem ne, işte ahlaksızca o reklamlar. Hemen çaktırmadan oradan tık diyor, öbür odaya geçiyor. Alo, bana diyor 3 kutu yolla ondan diyor. Geliyor, alıyor, kalp krizi geçiriyor. Bakın, ölen pek çok sanatçının o ahlaksız, o Viagra gibi haplar eşlerinize, arkadaşlarınıza duyurun diye bu isimleri veriyorum ki, bunlarda hep büyük oyunlar var. Bu Necip milleti, Anadolu insanını yok etmek için. Evet, onun için bunlar çok önemli. İşte ahirette bizi kurtaracak bir eser. Şu kitabımızda Beyaz Ölüm'den size ölmemek için ne yapıp deyip ondan sonra bu detoksu biraz daha anlatacağım. Beyaz un asla yemiyorsunuz. Siyah un yiyorsunuz. Bulursanız ekmek yememeye devam edin. Un un değildir. Bugün şeker hastalarının, kanserin ana sebeplerinden birisi beyaz undur. Allah Celle Celaluhu kitabında demiş ki, şeytanla pazarlık yapmaz tabii ki Allah. Sen demiş beni niye attın? İnsanı yarattım demiş. Kısa teşbih yapıyorum. Niye? Bak demiş şeytan, bu insan demiş. Nisa suresini okuyun bu akşam eve gidince. İşin özü burada. Bunlar demiş senin dediğini yapmayacak, bizi söylüyor. Bunlar benim dediğimi yapacak diyor. Allah da diyor ki ver mühlet göreyim diyor bana. Verdim diyor sana kıyamete kadar, insanlara bakayım senin dediğini mi benim dediğimi mi yapacak. Ama diyor bir tane söyle bakayım ne yapacaksın. Tahılları değiştireceğim diyor. Asıllarını. Hibrit yapacağım. İşte oldu hibrit, bugün her şey hep der. Nereye uyduk biz şimdi? Bunları yiyen kim? Buğday epter, domates epter, patlıcan epter, süt epter, süt tozu. Her şey. Biz Allahu Ekber diyoruz. Döndük sana ya Rab. İhtina sıratel müstakim. Ne dedik? Ne dedik? Yolundayız ya Rabbi. Senin emrettiğin gibiyiz diyorsun. Arkadan domuzu yiyorsun. Şeytan demiş bunu 1500 sene önce. Demiş ki bunlar benim dediğimi yapacak demiş. 123.999 hayvanı yemeyecek, domuz yiyecek bunlar demiş. Hepsi domuz yiyor. Her şey. Bana bir market gösterin. Deyin ki bunun içinde bulaşık yok. Emilgatör yok. Allah'ın yarattığı mamul bunlar deyin. Nuh'un gemisinden inen yok. İşte onun için bedenimiz asitik oluyor. Alkali yaşam lazım. Evet, un yemiyoruz. İkincisi tuzu, kristal tuzu yiyoruz. Kesinlikle tuzu yiyin. Pirinç, kabuğu, kepeği, rüşeğime alınmış pirinci yerseniz, şefkat tokatını yerseniz, bulgur yiyeceksiniz. Beyaz tavukları yiyen, burada tüysüz 12 kiloluk o dönerleri, yiyenin de nesli kurur. Zaten erkekler tavuk yiyemez. Bak hanımlar, erkek çocuklarınıza ve beylerinize tavuk pişirmeyin. Niye? Niye? Evet. Şimdi çocukların hepsinin memesi var, erkek çocuklarına bakın. Küçücük böyle kız memesi gibi memeleri çıkmış. Niye? Prolaktin ve östrojen hormonu salgılar tavuk.
Dişidir çünkü tavuk. Hadi köy tavuğu yedin ayda bir kere neyse. Ama 28 günde 12 kilo olan sanayi tavuğu yersen kanatlı doğuramaz o çocuğu. Aydan falan bilgi getirmiyoruz. Bunları artık Türkiye öğrendi. Şeker, beyaz şekeri asla yemiyorsunuz. Süt söyledim, içmiyorsunuz. Kabuğu kepeği rüşeyme alınmış unu yemiyorsunuz. Bakın unun, tahıl dediği 14'tür DNA'sı. Şu an DNA'sı kaç biliyor musunuz? 26 ile 42 arası. Ne olur hocam böyle olunca? Beyin kodunuzda o olmadığı için beden bunu tanımaz. Sürüne, sürüne, sürüne. Şeker, tansiyon, kolesterol haplarıyla obez olarak hayatınız devam eder. Cep telefonları yine 4 dakikalık konuşmada insan beynini bir derece ısıtır. Televizyon, bilgisayar da aynıdır. Bir saat içinde bedeninizde fotonlar sizi yok eder. Odanızda bir büyük tuz taşı koyarak radyoaktif emiciler kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Burada daha yüzlerce, asla florurlu diş macunu kullanmayın, zehirlidir. Bütün diş macunları florurludur. Çocuklarınıza boyalı böyle oyuncaklarla yaptırmayın. Temizleme tozlarından bu kadınların dünyayı düzeltecek olan kadınlar ama bozanlar da kadınlar. Bu temizleme tozları biliyorsunuz çamaşır makinenizden, bulaşık makinenizden çıkan toza bir damlasını şöyle güzel bir teninize, elinize, gözünüze damlatın demiyorum da hemen kör eder çünkü. Şöyle ayağınıza falan damlatın, ne yapıyor oranızı bir görün bir kere. Her gün günde 3 kere makine çalıştıran, kimyasallarla doğayı kirleten bu insanoğlu vahşi yaratık, insan, Allah bunun hesabını bize soracak. Hani niye ayağınız kayıyor? Sadece eliniz gözünüzden değil, teraziden değil, toplumu kirlettiğin için de oluyor bu. Ne yapalım hocam? Şimdi MV'ciler var, helal diyorlar. Tamam, damlat bakayım gözüne, o MV'ci satanı çağır. Peki saksıya dök bakayım, ben iddia ediyorum bak, burada Gimdes, bak ne yazıyor? Gimdes'i biliyor musunuz ne olduğunu? Helal sertifika veren Türkiye'de bak. Ne yazıyor? Bir tanesi. Borakslı elde bulaşık deterjan, sıvı bulaşık deterjan, sıvı çamaşır deterjan, yüzey temizleyici, leke tecerici, yüzey temizleyici, limon özlü, yağ çözücü. Burada sadece bu bölüm var. Helalen tayyiben. Bak uluslararası sertifika, bilge sağlık. Ben diş macunumu yerim, sabunumu yerim. Yiyebilirsiniz. Ama öbürlerinden gözünüze kaçsın, yemeği bırakın, ağzınıza zehirlenirsiniz. Öyle cennet ucuz değil dedim ya. Bu işleri yapacağız. Rabbim bize bunları üretmeyi nasip etti. Çok şükür. Evet, dediğim gibi Şifalı Bitkiler kitabımızda bütün bunları paylaştık. Nokta masaj. Kürlerimiz var. Detoks kitabı. Çok önemli bu 10 yaş gençleşme. Yine şifalı yemekler, tabi mamalar falan hep bu kitabımızın içinde. Onun için ölmemek için ne yapıyoruz demek ki? Alkali yaşayacağız. Bu detoks nedir? 7 günde. Her gün 7 gün sabahları kırmızı pancar, havuç, elma sıkıyorsunuz. Çünkü biz 7 detoksumuz yeni bitmişti. Ben hem aynı zamanda bugün biz yemek falan yiyemedik tabii 5'te çıkınca. Buraya geldik. Dediler çocuklar hocam dünkü detoks içeceği var. Yarın her salı gün 11-1 arası neredeyiz? Beyaz TV'deyiz. Nur Viral'le birlikte 11-1. Yarın bu detoksu anlatacağım. Orada da bu içeceği yapacağız zaten. Bunun üstünde yağ var diye. Havuç suyu olduğu için içinde. Havuç C vitamini olduğu için yağda erir. Şimdi her gün çocuğuna anne ne yapıyor biliyor musunuz? Havuç suyu içiriyor. Hiçbir işe yaramıyor. Neden? Erimiyor ki, emilmiyor çünkü. Yağ koymamış içine. Asla bir de demin unuttum. Beyazlardan evinize çiçek yağı, mısır özü yağının asla bir daha koymayın. Zaten
margarini söylemiyorum, o terem yağı falan. Her gün, geçen bir yere gittim, tat bak diye, dikkat edin, aman içeri girdim mi böyle, tam böyle ölüm makinesi gibi. 1 liraya süpangile, 90 kuruşa şey, sütlaç, tereyağı şey, baklava 4 lira. Ulan dedim ya bu neresi, bu yanlış yere mi geldik? Kızım dedim bu tereyağlı mı bu baklava? Oradan böyle sırada kuyruk millet, hep de garip böyle Müslümanlar yani böyle. Yani girmiş kuyruğu, o meyve suları 50 kuruş böyle, kuyruk kuyruk. O reçeller hepsi selüloz, glikoz şurubundan. 5 lira reçel, 3 lira bilme, bedava ya, neredeyse üste verecekler ya. Bak, size cevap vermiyorum. Kızım dedim bu tereyağlı mı? Tabii dedi. Kızım sen tereyağı ne biliyor musun dedim. Nasıl yani dedi. Tereyağı ne yani, sen haberin var mı? Tabii dedi, bilmez olur muyum tereyağını dedi. Siz niye soruyorsunuz dedi. Hay dedim, tereyağının kilosu kaç para biliyor musun dedim. Yok dedi. Bunun kilosu kaç para? 4 lira. E tereyağının kilosu 40 lira kızım dedim. Bu tereyağlıysa buna 100 gram yağ koysan 4 lira ediyor zaten dedim. Bunun daha içindeki cevizi, unu, şekeri bilmem nesi ne oldu? Sen ustanı çağır bakayım, geldim dedim, bir sor bakayım. Elinde kağıtla geldi. Efendim dedi, bakın içindekiler yazıyor burada dedi. Sandılar biraz şey, hani görevli falan gibi falan. Oku bakayım dedim. Terem yağı diyor. Vatandaş bunu alıyor. Yeme süpangile. Niye yiyorsun süpangile? Yeme. Mısır şurubundan yapılmış. Anan süpangileyle mi büyüdüydü yani? Yeme. Oradaki kazan dibini yeme. Yeme, yemeyen öldü mü yani? Ben İstanbul'a geldiğimde zeytini gördüm. Muzu 12 yaşımda yedim. Yeme, gidip o çikita muzları, %8 muzu yersen, sopayı yersin, obez olursun. Çocuğum seviyor. Bizim elmaları topluyorlar, Almanlar mama yapıyor yere düşen elmaları. Ucuz diye satamıyoruz. Onlar da bize milipo aptamili yolluyor. Çocuklarımız obez oluyor. Şeker hastası, astım oluyor. Niye? Gelin hanım kolayı seçiyor. Gözü televizyonda. Oradan 2 gram koyuyor. Çalkalıyor, çalkalıyor. Hop diyor böyle çocuk. Ondan sonra hastalandı mı? Toplum bu yani. Ben biraz da ironi yapıyorum ki akılda kalsın diye. Hani ironi yapmak. Onun için her sabah kırmızı pancar havuçtan sıkılmış birer elma suyu. Bunu içiyorsunuz başka bir şey. Öğlenleri bir sebze, bir elma. Akşamları yine bir sebze çorbası. Bir tane kapuska. Bir gün ıspanak. Bir gün kereviz. Tamam mı? Bir gün brokoli. Çok ucuz bunlar. 1 lira 50 kuruş. Onları alma diyorsun ya. Brokoli, kereviz, pırasa. Bizim eve girmez hocam. O zaman sizin eve hastalık girecek. Sen böbrek hastası olup diyalize gideceksin dedim bir gün. Niye hocam? E pırasa tek böbrek taşını düşüren bitki dünyadaki. Zencefilden sonra. Pürhassa. Dünyada hususiyeti en çok olan bitki. Yemiyor bu toplum. Bu toplum sopa yiyeceği için bunları yemiyor. Sopa yiyecek, yandım Allah diyecek. Biraz da para harcayacak. Böbrek gidecek, dalak gidecek. En son Acı Badem Memorial paraları verecek. Biraz olursa John Hopkins, Fransa, Amerika... Nasibi varsa diyecekler ki ya şu bir maranki vardı, kainat şifanesi falan. Gelecek, ne yaptın? Hocam 100 milyar harcadım. Lüzum yok ya, pırasa yesen düzelecekti ya. Pırasa, yemiyor adam pırasayı. Her zaman yemeyeceksin pırasayı. Her zaman pırasayı yemeyeceksin. Bir gün lahana yiyeceksin. Bak benim kulağım buradan duyuyor. Niye? Ben pırasa yiyorum çünkü. Her gün kulağıma bir damla sarımsak, soğan damlatıyorum çünkü. Ya, ya hanım, lahana. Ha, lahana yiyorsun, belli tipinden laz oldun, belli. Şimdi lahanayı ne yaptın, yıllarca haşladın değil mi? Eskiden, dolma yapacaksın. Sonra suyunu
Ha, adama posayı yedirdin, yedirdin, hasta oldu adam işte. Ha? Ne acı değil mi? Ispana annelerimiz ne yaptı? Haşladı, suyunu döktü, dolaba koydu. Suyundaydı şifa. Makarnayı haşladık, haşladık, ne yaptık? Süzdük, suyunu attık. B1, B2, B6, B12'yi attık, posayı yedi, çocuklar aptal oldu. Mama diye nişasta verdiler ya bu millete. Yıllarca melamin tabak kullandırdılar. Bir tane profesör, bir tane doktor, bir tane kadın derneği, parti, pıtırtı, bir sendika desin ki ne, niye biz bunu yiyoruz ya? Halen diyen var mı? Hiç duydunuz mu bu gönüllü kuruluşlardan? Kanlı bilmem ne, at peşinde ne, köpekleri kovalıyorlardı hanımlar öldü diye. Niye bu insanımız için? Nebahat mı? Neyse işte. Panter Emel. Dört köpeği kovalıyor da siz niye insanların kurtuluşu için gayret etmiyorsunuz? Bunları hep sorgulayın. Sorgulayacak mısınız? Yok. Aman hocam sen benim formülü ver de aman bana ne dedi mi bir tokat daha yiyorsun. Allah yağmuru yağdırdı mı zelzeleyi yaparken alttaki hacı efendiyi, ötteki cemaat ehlini, üstteki sarhoş, altta kadın satanı ayırmıyor. Salladım binanın hepsini yıkıyor. Ey Allah'ım beni sen niye dedi mi? O namussuz namussuzluğunu yaparken sen neredeydin? Bu ürünler satılırken, bunlar olurken sen ne yapıyordun? Ayda mı yaşıyordun bu toplumda? Niye haksızlık karşısında sustun? Niye şikayet etmedin? Ahmet Maranki onlarca doktor, eczacı, masonlar, bu ülkenin ne hibritçiler, epterciler, tabipler odası her gün şikayet ediyor. Siz hiçbirini şikayet ettiniz mi? Yok. Yok hocam biz böyle, çok özür dilerim, mangurt biz böyle yapıyoruz. Yani. Edeceksiniz. Haksızlık karşısında susmayın. Türkiye gemisi batarsa hepimiz batacağız. Bu suyu hemen geç şuraya. Aç şimdi. Şu markayı görmedik diyelim biz hadi. Aç. Ha, oku pH'ını. İzleyin bakın şimdi. Al. Dünya Sağlık Örgütü demişti 7.2'nin üstündeki sular, uçun üstündekiler içilebilir. Bedeni alkali yapar, bütün hastalıklardan kurtulursun. Parasıyla aldığımız markayı görmedik bir su. pH çubuğu var, dünyanın her yerinde satılıyor. Bakıyorsunuz hemen getir, sen şimdi hile yaptı derler. Şurada o gözü gören şu hanımefendi bak gözlüğünü de taktı solda. Hangi skalaya uyuyor bir bak bakalım. 6, 6.5 gibi gördüm ben. Belki de 5. Gördünüz mü? Zehirleniyorsunuz paranızla. Bak. Zehirleniyorsunuz. Şimdi bu da suyumuz. Musluk suyu. Koy. Salla biraz. Evet. Yine aynı yere götür. Arka taraf biraz. Çevir arkayı. Sanki. Bak bakalım. Musluk suyu bak bu. Parasız su. 7. İçilebilir su. Bak. Bak şimdi burada gördünüz iki tane çubuk. Rengini oradan bile görüyorsunuz. Biri 5.5-6 biri. Şimdi neyini almışlar bunun içinde? Tuz kalmamış. Yani minerali yok. Hemen buradan bizim mineralimizin karışığı karbonat değil bu. Eczanedeki olan bütün vitamin ve şeyler sentetiktir. Bir litre suyunuz içinde 0,0001 kuruşluk kaşık da yok değil mi? Koy. Azıcık bir karbonatımızdan azıcık bir de şuradan açıyoruz. Azıcık. Tuzumuzdan 1 litreye 10 gram tuz, 2 gram tuz, 2 gram karbonat, 2 gram
şu şeyin ucu kadar. Bunu karıştırıyorsunuz. Şunun biriyle karıştır şöyle. Karıştır. Bu 200 gram mı? Sen şeyini çok az koydun. Azıcık daha koyalım. Ve bunun maliyeti, mesela şu diyelim su 100 kuruş. Bu bunun içine koyduğumuz madde %1'i bile değil bunun, bak. Şimdi yeni bir çubuk. Alkali yaşamın anası sudur, bak. Getiriyoruz burada. Getir hanımefendi. Bunları da getir. Şöyle al. Görsün. Ha, rengi bozuldu. Tamam, onu da bırak. Getir. Evet. İşte toplum ne hale geldi? 8'den de bile pahalı. Aynı su, hiçbir değişikliği yok. Demek ki bundan sonra musluk suyunuzun içine hiç para vermeden, azıcık içinden çıkmış olan, borularda, depolarda vesairede olmayan birazcık kristal, yani 84 minerali azıcık da içine koyduğunuz zaman ne oluyor? Alkali su elde etmiş oluyorsunuz. Alkali de ne oluyor? Bedeninizdeki bütün asitleri attığı için sağlığınıza kavuştunuz. Şekeriniz düzeldi, tansiyonunuz düzeldi, böbreğiniz düzeldi, kiloları verdiniz, parçaladı, her şeyiniz düzeldi. İşte tabii bu konu çok uzun. Bizim 2,5 saat falan sürüyor bu kitaplarda. Arkada her kitabı tek tek anlatıyoruz. İşte bu tuz taşlarımız var Üsküdar'da. Kozmik tuzu herkese öneriyorum. Set olarak kitabımızla bunu bir kampanya yaptık. Yani 20-30 liraya bir setle 1-3 aylık ürününüzü elde edebiliyorsunuz. Mutlak şu yalama tuzlarından alın. Tuz sabunu kullanın yüzünüzdeki sivilcelere vesaire. Yine evinizde bu tuz taşlarını odanızda astım, alerjisi olan, radyasyonu olanlar kullansın. Ve işte borakslı çamaşırlarımız hepsi helal sertifikalı. Tüm bu ürünlerimizin hepsini mağazalarımızda, bilhassa bebek şampuanlarından, koltuk altı kremleriniz de yine kanserin ana sebepleri, helal belgeleri yok. El sıvı sabunları, kremlerin hepsinde biliyorsunuz ne var? Hele o böyle yabancı kremler var ya, Louvre falan var ya, hani böyle. Hani böyle Oryal, Molyal, ya bu Fransız bu. Bu İngiliz, Fransız hiçbir şey vermemiş bize. İçinde hep onların ne olduğunu söylemeyeyim burada. Ne var? Cenin Hakim dedi onu. Bravo. Bir dergi hediye. Hanımefendi, Kozmik Yaşam Dergisi ücretsiz Cenin dediği için. Ölü çocukları topluyorlar. Onlar iyi protein olduğu için. Tabi bizde böyle bir iki tane de, ama Danimarka gibi yerlerde, yurtlarda, kız yurtları falan filan siparişte. Bir tane getirene $10, 10 tane getirene $100. Böyle işte onları alıp karıştırdı mı onlar müthiş proteindir. Unutmayın. Olur mu hocam? Böyle bunlar. Bunları bilin yani. Şuurlu olun biraz. İşte kombu çay erkekler için. Yani binlerce ürünümüz var. Taşlarımız, kokularımız, bütün bununla ilgili ürünlerimiz. Dünyanın en güçlüsü, virüs öldürücüsü. Şu bir tondan elde edilen ürünlerimiz, zeytin yaprağı. Her türlü hastalıkta onlarca ürünümüzü burada görebilirsiniz. Ama vaktimiz burada kısıtlı. Bunlarla ilgili son olarak keten tohumu yağını herkese öneriyorum. Detoks ürünlerinde alfa, spirulina, zencefil, burada gördüğünüz deminki ürünleri kullanırsanız, bu da bir kampanya, 100-150-200 lira civarı. Bir ay kullanabiliyorsunuz. Bu bağırsaklarınızda iyi mikroplar da gidiyor. Onun yerini tamamlıyor. Kalan ömrünüzü uzatmamız mümkün olmasa da kaliteli ve dik yaşamamız mümkün diyorum. Efendim ben hem belediyemize hem siz buraya geldiğinize göre sizlere teşekkür ediyorum. Razı mısınız anlattıklarımdan? Razı mısınız? Razı mısınız? Allah da sizlerden razı olsun. Yar ve yardımcınız olsun diyorum. 3 tane sual alıyorum. Ondan sonra da müsaadenizi isteyelim. Biz yine bir 2 saat yolumuz var. 3 sual. Buyurun.
Evet, lupusun tedavisi bizde var. Hemen broşürden bizimle baş asistanlarımızla bağlantı kurun. Bağlantı kurun. Görüyorsunuz. Lupusta nasıl başarılısın? Bak, lupusu dünyada tıpta çözebilecek hiçbir şey yok. En son böbrek hastası olup şişip ölüyorsunuz. Çözümü var. Lupus dünyanın en zor ürünüdür. Tebrik ediyorum. Hemen detoksi yapacaksın. Baş ağrınız için şu tuzlarımızdan belli şeyin içine koyuyorsun. Çaydanlığı koy, şuradan dök, lık 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 lık, bir de buradan. Migren, baş ağrısının bütün ana sebebini bununla çözebilirsin. Tamam, onunla yapabilirsin. Tebrik ediyorum elindeki dosyadan da. Evet, bir dergimizde bu hanımefendiye bir tane dergimize hediye ediyoruz. 55 senedir tiroid hastasısın. Tefor Levitron kullanıyorsun. Doğru. Demek ki sen tiroid hastası değilmişsin. Garibim demiş sana böyle, o teforu kullana kullana hayatın yok oldu. Kullanma. Ne rahatsızlığın var şu an? Anlamıyorum beyefendi. Tamam işte, kullanma. Keşke daha önce bıraksaydın ama böbreklerin yok olmuştur. Zencefil ve tahin kullanacaksın. Zencefil böbrek. Konuşurken el kaldırmayın. Dikkatim dağılıyor. Beni dinleyin. Dinle. Tiroidin olmama sebebi kalsiyumdur. Bir. En çok kalsiyum, kalsiyum hapında olmaz. Sütte hiç kalsiyum yoktur. Çok azdır. En kolayı spirulina tableti ve tahinde vardır. Tahin yiyeceksiniz. Ama bu kadar ilaç kullanan biri, 20 sene, 5 sene ilaç kullandıysanız şeker, tansiyon, kolesterol hapı, zaten böbrekleriniz yok olmuştur. Yok olmaya başlar. Onun için de yoğurt otu ve zencefili öneriyorum. Buyurun. Evet, maşallah bunları öğretmişler bu toplama. Tabii fibromiyacı, bunların hepsinin çözümü var. Merkezimizde bağlantı kurun. Size böyle ayaküstü söyleyeceğim bir şey yok. Detoksu yine yapın, bu ürünleri kullanın. FMF gibi böyle ALS, SLS, CBS, hani diyorlar ya, YPG bilmem ne, KGB, hani hep böyle bir şeyler yok. Bunların hepsi uydurma. Bedenin bağışıklığı düzelirse bütün hastalıklar düzelir. Onun için de bu detoksu yapacaksınız. Söyle. Ne? Ha? Merkeze geleceksin, randevu alıp bakmamız lazım. Makatında memesi falan olanlar, bağırsak, hemoroidi olanlar, kanaması olanlar, sakın ameliyat olmayın. Öksürdüğümü kaçırırsınız. Ömür boyu bez bağlarsınız bak. Sakın. İçeriye zeytinyağı şırınga, keten tohumu yağı, sarı kantaron yağı sürseniz bile düzelir. Gelin bu konuda bak. Şimdi ben kısa kısa bilgi vereceğim. 3 dedim, bırakacağım. Broşürümüz var. Böyle ayakta sağlık olmaz. Bu ciddi şey bunlar. Bir telefonlar bedava artık. Alo, iyi günler. Ben hocamın konferansını dinledim. Benim makatımda yırık var. Çocuğum olmuyor. Tansiyonum var. FMF'im var. Size orada benim asistanlarım böyle dediğiniz zaman size bunun bütün detayını anlatacaklar. Şunu kullanın, bunu kullanın, böyle yapın, detoks yapın. Ama ömrünüzde şu 7 günlük uygulamayı 20-27 Aralık detoks, arınma, demin anlattığım konuyu yapın diye söylüyorum. Bir tane buradan, buyurun. Efendim, bunlar çok basit şeyler. Hocam derdi, gazı atmak için turp yiyin derdi. Şimdi ben turp yiyin diyorum, gaz yapıyor hocam diyorlar. E tamam işte, gazını atıyor. Evet, buyurun. Buyurun. Evet.
Onun için merkezimize doktorumuzla görüşeceksiniz. Tip 1 teşhisiniz. Efendim tip 1 bakın. Şimdi tip 1 mi acaba çocuğunuz? Kim dedi? Efendim çözüldü mü? Çözdüler mi? Tamam, bize müracaat edin. Doktorumuz tip 1'i almıyor ama biz size en azından ona sonunu biliyor musunuz? Ne olacak bu işin sonu? Ömür ne kadar? Kaç yıl yaşarmış bir böbrek? Ne dediler yani? Kaç yaşında çocuğun? 26 yaşında çocuk tip 1 olmaz. Hayır, olmaz efendim. Siz bize gelin. Biz onun pankreasını ölçeriz, bakarız, yardımcı oluruz. Hiç rahat olun inşallah. Evet, buyur. Gaz tabi, anason, panason, bunlar şey de, bunun sebebini bulmak lazım. Onların sebebi kurttur. Bağırsaklarda sancı varsa, çocuğun ağzından salya akıyorsa, dişini sıkıyorsa, burnuyla oynuyorsa, poposunu kaşıyorsa o çocuk büyüyemez. Kızsa kız, erkekse erkek olamaz. Parazit, kabak çekirdeği yağı, sarımsak tozu ve parazit tozu setimiz var. Bunu aldı mı üçüncü gün bezinde bile torba torba kurtları görürsünüz. Bunlarla yaşamak mümkün değil. Bu söylediğim şeyler çok ucuz şeyler. Bunları kullanın diye söylemek istiyorum. Bütün anlattıklarım kitaplarım da burada var. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Kitabını imzalatmak isteyen olursa bir 5 dakika daha buradayım, çıkacağım hemen arkada. Bu kitaplarımızdan isteyen olursa. Öncelikle hakkınızı helal edin, bu kadar anlattınız bize. Teşekkür ederiz. Hocam bağlamışım ya. Bir saniye. Yeğenim de tip 1 hastası. O da size gelebilir mi? Tip 1 hastası. 5 yaşında. Şey, yes. Telefon açın, ondan sonra gel. Tamam. Doktorumuzdan. İsminiz ne? Sürdal Kaya. Sürdal. İnternetten aldınız tabii. Tabii oradan broşür de alın.
Senin oğlun yok mu?